Ekosistem çeşitliliğini anlamaya çalışan bilim dalı hala çok genç. Fakat ekosistem düzeyinde şimdiye kadar yapılan bilimsel çalışmalar, dünyadaki canlı çeşitliliğinin tamamını anlamada önemli bir adım olarak görülüyor. Ekosistemleri tanımlamak zor bir iştir. Fakat diğerlerinden ayrı olan bir ekosistemi gördüğümüzde onu genellikle ayırt edebiliriz. Ekosistem deyince genelde bir yaşam alanını iklimsel özellikleriyle tanımlamak aklımıza gelir örneğin tropik yağmur ormanları veya kurak otlak alanı. Fakat her bir farklı ekosistem türündeki ekolojik süreçlerde yaşam alanlarının çeşitli olduğunu unutmamak gerekir. İçerikleri çok farklı olan ama birbirine benzeyen ekosistemler olabilir. Bir ekosistemin ismi o ekosistemdeki türlerin hepsinin dünyanın her yerinde aynı olacağı anlamına gelmez. Ekosistem türleri arasında yüksek oranda görülen çeşitlilik, bu ekosistemlerin içinde barınan türler arasında da çeşitlilik bulunduğu anlamına gelir. Her bir canlı türü belirli bir yerdeki ekosistemde oraya özgü olarak yaşar. İnsanların çoğu ekosistemleri konumlarından tanırlar. Yani ekosistemlerin dağılımına göre bir tanımlama söz konusudur. Filipinler'deki bir tropik kayalık türler göz önünde bulundurulduğunda yine bir mercan kayalığı olarak adlandırılır. Fakat bu türler Karayipler'deki bir kayalıkta bulunan türlerden çok çok farklı olabilir. Filipinler'deki kayalığı oluşturan organizmalar Karayipler'dekilere çok benzer şekilde olabilir ve aynı işleri yapıyor olabilirler. Fakat organizmaların türleri birbirinden farklıdır. Hatta bunlar bazen birbiriyle çok uzaktan alakalı türler olabilir. Başka bir deyişle bu farklı kayalık organizmalarının ortaya koyduğu ekosistem özellikleri kayalıklardaki türlerin listesi ne kadar farklı olursa olsun aynı olacaktır. Bunun sonucunda farklı iki ekosistemin işleyişleri benzer olacak fakat içinde bulundurdukları canlı türleri örneğin Avustralya'daki Büyük Set Resifinden Madagaskar açıklarındaki kayalıklardan veya herhangi bir tropik mercan kayalığından farklı olacaktır. İşte ekosistem çeşitliliğini anlamada temel nokta burası arkadaşlar. Tropik kayalıklar ve tropik yağmur ormanları gibi farklı ekosistem türleri ve buna ek olarak her bir ekosistemde oraya has olarak yaşayan canlı türleri. Bunu kavradığımızda Güney Amerika'daki bir yağmur ormanını Afrika'dakinden farklı kılan nedir sorusunu sorabiliriz. Herhangi bir yönetim veya koruma stratejisinde ekosistem çeşitliliğini her zaman akılda tutmakta yarar var. Belirli bir ekosistem içindeki canlı türlerinin korunmasını dünyadaki en çeşitli ekosistemi koruyarak en yüksek seviyeye çıkarabiliriz. Mercan kayalıkları için bu örneğin Filipinler'deki olabilir. Peki diğerleri Yalnızca belirli bir ekosistemin tek bir örneğine odaklanırsak, bunun dünyadaki diğer tüm ekosistemlerin dengesi üzerindeki etkisi ne olur? Belirli bir ekosistemi bulunduğu ekosistem içinde çeşitlilik müzesi olarak korumak yeterli mi? Çoğu bilim insanı, olabildiğince çok ekosistemi ve her birinin canlı çeşitliliğini tek tek korumamız gerektiği konusunda hemfikir olacaktır. Ekosistem düzeyinde canlı çeşitliliğinden bahsederken göz önünde bulundurmamız gereken bir başka faktör daha var. Farklı ekosistemler arasındaki etkileşim. Bu ekosistemlerin birbirine ne kadar bağlı olduğunu anlamak için onları sanki büyük hayali kutulara konulup korunabilen farklı varlıklarmış gibi düşünmek bize yardımcı olmaz. Türler arasında öyle kendine özgü karmaşık ilişki ağları vardır ki bunlar her bir ekosistemi özgün kılar. Fakat nasıl ki ekosistemlerin içindeki türler arasında karmaşık ilişki ağları varsa bu ekosistemlerin kendileri arasında da karmaşık ilişki ağları bulunur. Ve bu etkileşimleri de korumaya çalışmazsak sizce ne kaybederiz? İyi düşünün.